Bir de Sayın Süleyman Demirel'in Nazmiye Hanım'la hem koltuk hem de halı ile ilgili bir münakaşalar, artık kavgaları ya da tatlı bir çekişmeleri evet. olmuş diyelim. O sürece de siz şahitsiniz bildiğim kadarıyla. Şimdi rahmetli Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığına mecliste Cumhurbaşkanı seçildikten sonra köşke çıkacağız. Fakat o köşke çıkış çok zor oldu hanımefendi için. Hanımefendi ayrılmak istemiyor. Hmm. Benim bahçede tavuklarım var, cücüklerim var. Onları da oradan taze yumurta falan, onları çok öyle severdi. Mi? Yani köylü çocuğu olduğu için. Evet. Dedi ki Nazım ya, bu güvenlik meselesi, devletin meselesi bu. Biz dedi oraya çıkacağız, mecburuz bunu çıkmaya. Neyse oraya çıktılar. Orada tabii koridorda bir halı fleks var. Halı fleksi biraz yıpramış. Nazmiye Hanım diyor ki, işte Süleyman bu halıyı, bu halı fleksi bir değiştirelim de şuraya doğru düz bir şey koyalım. Ne yapacaksın Nazmiye dedi yani. Halının üstünde mi yatıyorsun dedi. Çiğneyip geliyordu, çiğneyip geçiyoruz dedi. Yazık, günah dedi, hiç gerek yok onlara dedi. O halı meselesi öyle 15 gün kavgalar oldu. Bahsetmiş olduğunuz halı Çankaya'daki halı mı? Çankaya Köşkü'ndeki koridordaki halı. Aslında bir taraftan baktığınızda da şöyle bir durum var. Sonuçta devletin kasasından çıkacak bir şey ama ona bile bir şey gösteriyor. Demirel 1 lirayı, tasarruf gösteriyor. 1 lirayı 1000 lira gibi harcardı. Yani mümkün değil. Çok fazla masrafı sevmeyen bir insandı. Evet. Peki koltuk meselesi? Koltuk Cumhurbaşkanı'ndan süremiz bitti. Yani bitmeden 2 ay önce Sayın Demirel beni çağırdı. Dedi ki şu anahtarı al, günün sokağa git. Bir bak dedi, eve bir çeki düzen verelim, oraya bir derleyelim, toparlayalım. Oraya ineceğiz dedi. Anahtarı aldım, tabii geldik. Orada bir mühendis vardı, onunla beraber geldik eve. Dedik işte badana lazım, şu koltukları atalım, halılar eskimiş, bunları bir değiştirelim. Zaten ıspart halıları vardı. Çok fazla şatafat yoktu evde yani. Hı hı. Normal bir orta direkteki dedikleri, orta gelirli bir insanın evindeki malzemenin veya tefrişatın dışında hiçbir ayrıcalık yoktu. Hı hı. Geldim dedim, Sayın Cumhurbaşkanım dedim, evde dedim yani halılar çok yıpranmış, kanepeler oturulacak halde değil, koltuklar değişmesi lazım. Bunları bizim götürüp atalım. Yani yeniden takım alalım. Dedi ki Şükrü, hiç gerek yok. Sen de bunları bir kamyon çağır, yükle. Sitelere götür. Onlara bir yüz çektirelim dedi. Onu idare veririz dedi. Hiç gerek yok dedi. O şekilde dediğini yaptık mecburen. Yani öyleydi. Ne kadar tutumlu, ne kadar mütevazı yaşayan insanlar. Mütevazı yaşardı, evet.